İyi akşamlar. Ekodinamiğe hoş geldiniz. Ekonominin dinamikleriyle yeniden karşınızdayız. Dünya ve Türkiye piyasalarında hareketlilik yine devam etmekte. Özellikle Borsa İstanbul cephesinde yeni rekorlar hafta içerisinde seans içi işlemlerde ve kapanışlarda gözlemledik. Yani Türk para piyasalarında özellikle hisse senedi tarafına doğru bir ilgi var. Yabancının ilgisi de keza sürmekte. Diğer tarafta kurlar biraz daha hassas. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler ve haberler doları dalgalandırmakta tüm dünya para birimleri karşısında. Dolayısıyla TL de etkilenmekte bu süreçlerde. Örneğin 3.52-53'lere kadar inen dolar TL kurunu görürken bir anda 3.60'ı zorlayan kurları da gözlemleyebildik. Dolayısıyla kur cephesinde biraz geniş aralıkta da olsa dalgalanmalar dikkat çekti. Özellikle yatırım araçları cephesinde altın tarafında ise sert hareketler söz konusu. 140 liranın altını da gören bir gram fiyat gözlemledik çünkü. Evet, piyasalar hareketli, piyasalardaki günlük gelişmeler çok önemli ve yatırımcı da etkilenmekte şüphesiz ki bu tablodan. Özellikle bu akşam bunları değerlendireceğiz ama reel ekonomi cephesine kısa bir göz attığımızda haftanın gelişmeleri arasında yine artışını sürdüren özellikle baktığımızda sanayi üretim verileri var. Otomotiv tarafının son rakamları karşımızda, o cephede hareketlilik var ve ilk 4 ay itibariyle 402 bin üzerinde araç üretimiyle son 10 yılın en yüksek performansı var o cephede. Özellikle de üretim safhasında %31 artışta ihracatta dikkat çekiyor ama otomotivde %9'luk bir pazar daralması var Nisan sonu itibariyle. Sanayi ciro endeksleri de artmaya devam ederken cari açıkta bir daralma var. Biraz beklentilerin altında bir rakam söz konusu oldu. 3 milyar 57 milyon dolar Mart itibariyle cari açık gerçekleşti. Özellikle burada enerji faturamız kabarmakta. Altın ithalatı artışla biraz açığı zorlamasına karşın diğer kalemler pozitif geldiği için orada bir toparlanmayı gördük ve yıllık bazda 33 milyar dolarlık bir cari açıkta karşı karşıyayız. Dolayısıyla makro verilerin biraz adım adım küçük de olsa düzeldiği bir dönemden geçmekteyiz ve dış etkilerin daha fazla piyasaları etkilediği bir dönem aynı zamanda. Dolayısıyla dışarıya bakmak lazım. Dışarıda da Avrupa ve Amerika'da gözler. İşte bu akşamki yayınımızda Avrupa'yı da Amerika'yı da küresel piyasalardaki gelişmeleri de ve tabii ki Türkiye yansımalarını da konuşacağız. Özellikle Borsa İstanbul yeni rekorlar kıracak mı? Dolar nereye gidiyor? Altın fiyatları ne olacak? Sorularına yanıt arayacağız bu akşamki yayınımızda. Program konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın Uğur Pekcan, İş Yatırım Bursa Şube Müdürü. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Evet, piyasalar hareketli, piyasalar günü gününe saati saatine uymayan bir havada ama özellikle Borsa İstanbul tarafına baktığımızda Türkiye çok cazip görünüyor. En azından TL bazlı endekste rekor üstüne rekorları görüyoruz. Takip etmek bile bazen zorlaşmakta. Türk para piyasalarına geniş bir pencere açacağız ama Türkiye tabii ki özellikle parasal cephede bütün dünyadaki gelişmelerden etkileniyor. En başta da Amerika cephesinden ama kısa bir küresel tur atacak olursak piyasalar ve reel ekonomi cephesinde dünyadaki son durumu nasıl analiz ederiz? Öncelikli olarak baş aktör Amerika'dan başlamak gerekirse Amerika'daki faiz artışları süreci piyasanın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yeni yıldaki faiz artışlarının ilk faiz artışından sonra ikinci faiz artışının hangi tarihte yapılacağı konusundaki tartışmalar halen devam ediyor. Ancak son Mayıs ayı itibariyle son konsensus Haziran ayında ikinci faiz artışının geleceği, sonbaharda da üçüncü bir faiz artışının veriler müsaade ederse olabileceği yolunda. Ancak bugün FED başkanlarından bir tanesi, yerel başkanlardan bir tanesi bu artışın üzerine bir 3 artış daha olması gibi bir görüş beyan etse de genel beklenti yılı 3 artışla kapatma yönünde olacak. Şu an için piyasaların elindeki verilere baktığımız zaman 3 tane artışla yılın kapanmış olması finans piyasalarında, sermaye piyasalarındaki beklentileri karşılamış olacak. Yani aslında baktığımızda şimdiye kadar bir faiz artışıyla karşılaştık. Kalan faiz artışları için takvim önemliydi. Haziran olur mu, daha sonrası mı derken Haziran güçlendi. Dolayısıyla dolardaki düşüş frenlendi gibi görünüyor ama
Haziran yaklaştıkça da herhalde doların çıkış mevsimi de yaklaşıyor anlamına gelecek. Yeni bir sürpriz olmazsa bu cephede. Diğer tarafta da benim gözlemlediğim Amerikan Merkez Bankası Fed'in devasa 4,5 trilyon dolar herhalde aştı gidiyor bir bilançosu var. Onun küçültülmesiyle ilgili söylemler de biraz piyasaları geriyor. Diğer tarafta çok uzun vadeli 50-100 yıllık vadede tahvil çıkaralım söylemleri diye bir yandan dolara güç katacak potansiyel taşıyor. Yani arada bir böyle minik söylemlerle sanki dolar bir yere kadar çekiliyor sonra tutuluyor. Çıkış potansiyeli gösteriliyor ama çıkmıyor. Bir dar aralıkta dolar endeksi 100 civarında takıldı kaldı. Bu faktörleri de ikinci ayda biz de ikinci 6 ayda daha fazla görebilecek miyiz? Aslında yılın ana temalarından bir tanesi doların değer kazanmasıydı ama Şubat'ta Trump başkanlığa gelişinden itibaren ekonomi yönetiminden şöyle sesler yükselmeye başladı. Seçim kampanyası sürecinde hızlı bir ekonomi, yatırımların arttığı, enflasyonun artabileceği, harcamaların artacağı genişlemeci bir ekonomiden bahsedildiği için dolar süratle değer kazanıp birlere yaklaşan bir parite görmüştük. Bu süreci çok hızlı olduğunu gördük. Sonra buna karşı açıklamalar gelmeye başladı. Doların bu kadar hızlı değer kazanmasını istemedikleri yönünde açık açık ifade ettikleri bir takım beyanatlar görmüş olduk. Bundan dolayı Amerika aslında istediği, planladığı şeyi yapmak istiyor ama yine her zamanki gibi hem diğer piyasaları gözlemleyip bir yandan da diğer piyasaların dengesini bozmadan zamana yayarak ve tartışmaları ve verileri izleyerek bunu yapma yönünde bir irade gösteriyor. Ondan dolayı Haziran bile bir ara 1,5 ay öncesine kadar tartışmalı bir konumdaydı. Ancak bu ayki yüzdesi olarak bakıldığında Haziran'da artık bir artış yapılacağı konusunda piyasalar beklentilerini koruyor. Bundan sonrası için tabii ki Amerikan yönetiminin alacağı kararlar da çok önemli. Trump yönetiminle ilgili bir takım piyasalarda belirsizlikler var. Çünkü herkesin beklentisi bu hızlı ekonominin dünya ekonomisine de bir ivme vereceği, üretimlerin artacağı, harcamaların artacağı ve zaten 2008-2009 krizinden bu yana bir türlü ivme kazanamamış olan dünya ekonomisinin tekrardan hareketleneceği beklentisi hakimdi. Ancak o tarafta da yönetsel sorunlarla karşılaştığı için Trump orada da ağırdan almak yani zorunda kalıyor. Burada herhalde ayrı bir pencereyi de Trump'ın politikalarını açmak gerekli özellikle. Çünkü ilk dönemde ilk 100 günde estirdiği ciddi rüzgarlar vardı ama söylemlerle uygulamalar arasında çok örtüşme olmadığı görüldü. Özellikle Müslüman ülkelere dönük vizeleri daha fazla baskıladı. O bile yargıdan döndü. Sonra sağlık reformuydu, gitti geldi, vergi reformuydu, tam ne olduğu da ortaya çıkamadı. Biraz geri çekilmiş gibi görünürken çok kısa süre öncesinde sağlık reformunu çok az bir farkla geçirdi. Yani bir yerde bir ileri bir geri taktiğiyle aslında adım atıyor gibi. Bu nedenle mi bir belirsizlik var? Biz fotoğrafı göremiyoruz. Tabii esas piyasaların beklediği tempolu ve seçim kampanyasındaki sözlerini yerine getiren bir başkan profiliyle karşılaşmak yönündeydi ama Amerika'nın devlet yapısından kaynaklanan ve uzun yıllardır olan devlet birimlerindeki yapılanmadan dolayı bunları aslında çok kolaylıkla bu kadar rahatlıkla hayata geçiremeyeceği anlaşılmasından itibaren zaten doların değer kazanmasıyla ilgili olan süreçte de bunu görüyoruz. Daha dengeli, daha zamana yayılan, belki daha mücadeleci ve daha pazarlığa açık bir süreçle bu iş yürüyecek gibi görünüyor. Çünkü net sürece baktığınız zaman kıl payı geçen sağlık reformu dışında insanların aklında kalan hemen hemen hiçbir şey yok, bir icraat yok. Yani ekonomiyi o vaat ettiği tarzda canlandıracak nitelikte henüz hiçbir adım yok herhalde. Evet, bir vergi reformuyla ilgili bir adım var. Onunla ilgili olarak da şu an için hala tartışmalar devam ediyor. Onun da çok kolay geçmeyebileceği yolunda yorumlar var. Sadece belli ülkelerden Amerika'ya gelişlerdeki laptop yasağı dışında hatırda kalan da bir icraat görünmüyor. Meksikalıları korkutmuştu örneğin, duvar çekecekti sınıra, oradan çimento hisseleri bile prim yapmıştı baktığımızda. Orada bir durgunluk var, herhangi bir adım Yakın yok. zamanda yine altındaki yükselişe de ek katkı sağlayan Kuzey Kore konusu vardı. Onu biraz şu an için soğumuş durumda ama her an tekrardan Herhalde gündeme gelebilecek bir son konu. dönemlerin en net icraatı da FBI direktörünü görevden alması oldu sürpriz bir Evet. şekilde. Bundan dolayı piyasalar açısından baktığımız zaman piyasaların
beklediği icraatların gelmiyor olması bir miktar piyasaları da aslında bu anlamda rahatlatıyor. Çünkü faiz artışları istenilen hızda olmayacağı yolunda beklentiler de artmaya başladı. Yani bir yanda gözler muhakkak Donald Trump'ta olacak. Amerikan Başkanı yaptıkları ve yapmadıklarıyla aslında piyasaya da dolaylı da olsa yön veriyor herhalde. Dünya onu takip etmek zorunda anladığım kadarıyla. Evet. Bir de dünyanın yakın dönemde özellikle takip ettiği Avrupa'dan esen seçim rüzgarları vardı. Onlar da zaman zaman özellikle Euro üzerinden veya güvenli liman arayışları altın üzerinden piyasaları etkiledi. Hollanda seçimi vardı, geldi geçti. Fransa'da Emmanuel Macron geçti ve Almanya seçimleri bekleniyor. Bunlar nasıl etkiler bıraktı geride ve özellikle bundan sonrası için ne bekleniyor? Fransa seçimlerindeki Macron'un Cumhurbaşkanı seçilmesi sürecinde tabii arkasından bir de parlamento seçimleri gelecek. Fransa adına piyasa için endişe konusu şu, Macron'la uyumlu çalışabilecek bir hükümetin gelip gelmeyeceği yolundaki endişeler. Onun haricinde Macron'un gelişi tabii ki piyasaları oldukça rahatlattı ve izleyen pazartesi günü Euro'da 1.10'un üzerine giden de bir hareket gördük kısa süreli de olsa. Bunun yanında İngiltere tarafından geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde erken seçim haberi geldi. Haziran ayının ilk haftasında orada bir tekrardan bir seçim süreci yaşanacak. Yine bahsettiğiniz gibi sonbaharda Almanya'daki seçimler. Yılın büyük bir bölümünü aslında Avrupa'da seçim rüzgarlarının estiği bir süreçte göreceğiz. Bundan dolayı beklentiler alınıp satılıyor olacak. Sürprizler olursa sert hareketler göreceğiz. Beklenen kişiler iktidara geldiği anlarda da daha yavaş, daha dingin piyasalar görmemiz söz konusu olacak. Yani Avrupa'yı takip ede devam, özellikle Euro üzerinden ve Avrupa Birliği pazarı, ama Avrupa Birliği pazarı nispeten kurtarıyor gibi Türk ihracatçısını. Diğer tarafta aslında dünyaya bakarken çok kısa bir parantez, belki de Çin'i açmakta fayda var. Çünkü Çin umutları vaat etti. Sanki son gelen rakamlar biraz hayal kırıklığı yarattı. Orada da bir türlü tam trend belli değil. Nereye gidiyor Çin? Yılın tabii en büyük endişelerinden birisi Trump'ın seçilmeden önce Çin'e yönelik açıklamalarıydı. Çin'le büyük bir kriz yaşanabileceği yolunda endişeler vardı. Ama iş başına geldikten sonra Trump'ın da bu konuda daha düşünceli ve daha dengeli politikalar izleme yolunda bir irade gösterme işaretleri görüldüğünden biridir. Bu konu çok fazla gündeme gelmiyor. Ama Çin'le ilgili en büyük sorun, Çin'in kendi yapısal problemleri ve özellikle mali sektöründeki bir takım düzenlemeleri hala yapamamış olmasından kaynaklanıyor. Bunun yanında da 2008-2009'da zirve yapan üretim rakamlarının her yıl kademeli olarak aşağı gelmesi süreci ki önümüzdeki yıllarda eğer gerçekten dünya ekonomisinde sıkıntı yaratacak ekonomi olacaksa Çin'e özellikle bu anlamda dikkat etmek gerekiyor. Evet, ana eksenler aşağı yukarı belli. Gözler Amerika'da, dolarda, Amerika Merkez Bankası FED'de, diğer tarafta Donald Trump'ın ne yapıp yapamayacağı, Avrupa'da seçim rüzgarları, Çin'in ekonomik performansı, bunlar dünyayı döndüren temel faktörler göründüğü kadarıyla. Hepsinin de muhakkak ki yansımasını Türk para piyasalarında görmekteyiz. Özellikle son dönemlerde çok ortaya çıktı ama yatırımcı profili küresel anlamda, fonlar anlamında artık algoritmaların çok öne çıktığı bir dönemde biraz farklılaşma da var. Örneğin klasik bir söylem vardı. Hani Mayıs'ta sat da git kavramı borsalar açısından yaz risklerini alma, tatilini iyi yap havasındaydı. Örneğin bugüne kadar pek gözlemlemedik onu. Gerçi daha vakit var, sürprizler de olabilir ama baktığımızda Borsa İstanbul'da rekorları gördük. Detaylı bakmadan önce Türk para piyasaları, referandum sürecini atlattık. Avrupa'daki seçimleri gözlemledik. Oradan bir hareketlilik geldi. Fed ne yapacak? Haziran mı değil mi derken bir şekilde biz yabancı sermayeyi çekmeye devam ediyoruz değil mi öncelikle? Evet, yılbaşından bu yana baktığımız zaman Borsa İstanbul'da 1.3 milyar dolar, tahvil piyasasına da 1.4 milyarlık net bir giriş olduğunu görüyoruz ki bu Türk piyasalarına siyasi gündemin ön planda olduğu ilk 3 aya rağmen güvenin devam ettiğini gösteriyor. Bu anlamda baktığımız zaman özellikle Ocak sonu Şubat itibariyle çok ciddi kur dalgalanmaları yaşamış olmamıza rağmen ve referandum sürecinin de ekonomiyi negatif etkileyecek bir sonuç çıkmadan atlatılmasından sonra genel olarak hem kur tarafında hem Borsa İstanbul'da oldukça pozitif hareketler görüyoruz. Bunun yanında reel ekonomiye baktığımız zaman da hükümetin ekonomi yönetiminin almış olduğu
bir takım kararlar var ki bunların içinde en önemli kararlardan bir tanesi kredi garanti fonu aracılığıyla piyasanın ihtiyacı olan, reel sektörün ihtiyacı olan kredilerdeki mali sektörün vermekte zorlandığı kredilerin devlet desteğiyle verilir hale getirilmesi yolundaki irade oldu. Burada çok büyük bir rakam, 250 milyar TL'lik bir rakamlık bir havuzdan bahsedildi ve şu ana kadar bu havuzun 150 milyarı kullanılmış durumda. Daha hala kullanabilecek bir miktar var. Aşama aşama bu rakamlar kullanılıyor ve bu kullanılan rakamlar ekonomik aktiviteye destek oldukça hem üretim tarafında, hem işsizlik tarafında, hem enflasyon tarafında genel olarak yılın kalan bölümü için olumlu beklentiler var. Eğer dışarıda çok ciddi sıkıntılar yaşanmazsa. Yani bir yerde önceki aylara göre adım adım bir toparlanma var. Özellikle 2016'nın ikinci yarısında bir durgunluk trendi vardı. O açılmaya başlandı. Verilen teşviklere dikkat çektiniz. Kredi haciminin büyümesi. Ama o henüz tam anlamıyla yansımadı. Hem tüketime hem üretime. Vergi indirimlerinin bir yerde etkisini de gördük. Sanayide çarklar biraz daha hızlı dönüyor. Son gelen rakamlar büyümeyi de gösterdi. Bunların zamanla etkisi hisse piyasasında bir şekilde herhalde ama görülebilir bu büyüme trendleri. Yeni makroekonomik veriler daha güçlü gelirse piyasalarda daha olumluya gider diyebilir miyiz? Bu kesinlikle. Bu tabii ki bu tarz politikaların etkilerini 15 günlük, 1 aylık, 2 aylık periyotlarla görmek çok mümkün değil. Biraz zamana yayılan bir süreç. Zaten kredi garanti fonunun devreye girdiği dönemin öncesinde referandum süreci de devam ediyordu. Referandum süreci sonrasında bu alınan kredilerin biraz daha güvenli bir şekilde yatırıma yönlenmesi söz konusu olacaktır. Hem Türkiye'nin genel olarak mevsimsel etkilerden dolayı da ekonomik aktivitenin arttığı bir dönem giriyoruz. Turizm tarafında geçen yıla göre olumlu gelişmeler, istenilen hızda olmasa dahi olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bunların hepsinin bir araya geldiği bir süreçte zaten kurdan dolayı kur etkisiyle ciddi bir yükseliş yapmış olan enflasyonda da sonbahara doğru yaz etkisiyle beraber bir düşüş beklentisi. Yine ekonomideki çarkları hızlanmasıyla beraber işsizlik rakamlarında belli ölçüde düşüş beklentileriyle Borsa İstanbul'a ve kura yansıyan olumlu şeyleri görüyoruz, hareketleri görüyoruz. Aslında işin bir yandan da temelinde bu gelişmeler de var. Yani aslında bu önümüzdeki aylardaki olası beklentileri belki de büyük ölçüde satın aldık. Evet, aynen öyle. Yani yeni hikaye ihtiyacı mı doğacak daha olumlu Türk para piyasalarında bir sahne görebilmek için? Tabii bir yandan Amerika'daki faiz artışı süreçleri ister istemez bizim için de oldukça önemli. Oradaki sürecin hızlanmıyor olması, daha yavaş gidiyor olması bizim açımızdan da zaman bu yapılan reformların ve teşviklerin gerçekten yansımalarının neticelerine alınabilmesi için zamana ihtiyaç var. Bu faiz artışları sürecinin yavaş olması aslında bu süreçte elde edilecek başarıları ya da olumlu rakamları daha çabuk görmemize neden olabilir. Ama eğer hızlı bir faiz artışı sürecine karşı karşıya kalırsak tabii ki bu yansımalar kısmi bir şekilde istenilen etkiyi de yaratmama riski de taşıyor. Bu anlamda Amerika'yı yine ısrarla ve yakından gözlemlemek durumundayız. Yani öncelik Amerika'da her şekilde dünyadaki para hareketleri açısından bizim de önümüzde pozitif tablonun oluşması, belki 100 binli seviyeleri Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksinde görmemiz mümkün olabilir ama tam tersi satış da gelebilir. Burada son belki bir haftaya dikkat çekecek anlamda baktığımızda Borsa İstanbul'a dönük özellikle bir hareket söz konusu. Rekorları kırıyoruz ama diğer tarafta aynı pozitif havayı kurlar cephesinde görmüyoruz. Dalgalanma tam tersi olabiliyor veya her ikisi de çıkabiliyor, düşebiliyor. Orada bir sanki sıkıntı varmış gibi veya temel değerlere uymayan bir hava varmış gibi. Aslında tabii orada şöyle bir şey var. Özellikle bilanço döneminde iyi bilançoların gelmiş olması, ilk 3 aylık bilançoların olumlu gelmiş olması Borsa İstanbul tarafında olumlu bir etki yarattı. Bunun yanında biraz önce konuştuğumuz destekler, teşvikler ve kredilerle ilgili olan haberler de yine beklentileri olumluya döndürdüğü için Borsa İstanbul'daki hareket biraz daha hızlı. Sonuçta borsa aslında beklentileri satın alan bir piyasa olduğu için tepkisel olarak da daha çabuk tepki veriyor. Ancak tabii kur tarafına bakıldığı zaman en önemli şeylerden bir tanesi kurun gelmiş olduğu seviye. Yıl içinde 4'lere yaklaşan bir kurdan 3.52-3.53'lere kadar geri gelen bir kur seviyesi gördük. Burada tabii Merkez Bankası'nın da 31 Mayıs'a kadar Reskon kredileriyle ilgili bahsetmiş olduğu 3.52-3.53 civarı bir kur açıklaması var ki 31 Mayıs'a kadar
kadar TL olarak bunları kabul edeceğini ifade etmişti. Ondan dolayı aslında o seviyelere yaklaşıldığı anda döviz ihtiyacı olan kurum ve kişilerden alım yönünde bir irade geliyor. Biraz da aslında kurun istenilen ya da Borsa İstanbul'daki harekete göre baktığımızda o kadar hızlı bir tepki vermemesinin ana sebeplerinden birisi bu. Tabii bir anda da son 15 gün içinde euro-dolar paritesinde de baktığımız zaman bir anda 2-3 puana varan yukarı aşağı yönlü hareketlerde gördüğümüz için kurdaki dengesizlikte bir miktar da oradan kaynaklanıyor. Biraz dinamik farklılaşması var görüldüğü kadarıyla yatırım bakışı açısından. Burada tabii ki gözler hep kırılan rekorlarda ama vurguyu da yapmakta fayda var sanırım. TL bazlı rekorlar, dolar kesinlikle bazlı değil. Ama şöyle bir hikaye vardı geçmiş aylarda. Türk para piyasaları ucuz, Borsa İstanbul çok ucuz, gelelim alalım giderek bu realize olmaya başladı. Artık o ucuzluk hali ortadan kalkıyor mu peki? Aslına bakarsak sektörel bazda baktığımız zaman ve kağıt bazı baktığımız zaman endeks rekor kırmasına rağmen kendi tarihi zirvelerini daha önce gördüğü zirve seviyelerini gören kağıt sayısı, hisse senedi sayısı oldukça az. O yüzden potansiyel olarak baktığımız zaman ciddi sayıda yükselişe katkı sağlayabilecek hisse senedinin mevcut olduğunu görüyoruz. Öncelikli olarak mali sektör kağıtlarının hızlı gittiğini, endeksi de zaten ağırlıklı olarak onun sürüklediğini görüyoruz ve onların da birçoğu tarihi zirvelerine geldi. Şu an için analiz olarak baktığımız zaman bu kadar hızlı gelen mali sektör sürecinden sonra bir miktar sanayi hisselerinin daha gündemde olduğu, belki endeksin biraz daha yavaş yükseldiği ancak sanayi hisselerinin kazançlarının daha yüksek olduğu bir süreçte yaşamamız mümkün görünüyor. Tabii ki akla gelen temel soru buradaki manzaranın ötesinde TL bazlı da olsa yeni rekorlar. 97 bine zaten neredeyse geldik, dayandık. Evet. İlk hedefler arasındaydı. Artık 98 tabii ki 99 ve 100 artık sayılıyor bir şekilde ama orada da sanki bir zorlanma payı da var. Artık yeni rekorlar arttı. O çok kritik psikolojik dediğimiz 100 bin seviyesi görülebilir mi yakında? 100 bin seviyesi görülebilir. Hatta dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman eğer kurda çok bir değişiklik olmazsa 3.6-3.600 kurunu baz aldığımız zaman 102.400'e kadar gidebilecek aslında bir potansiyel endekste taşıdığını görebiliriz. Bu arada önemli bir gelişme olacak Borsa İstanbul'la ilgili. Borsa İstanbul'un önümüzdeki günlerde genel kurulu olacak ve önümüzdeki yılda Borsa İstanbul'un şirket olarak hisse senetlerinin halka arzı söz konusu. Bu süreçte aslında dinamik olarak piyasayı etkileyen ve olumlu güç veren konulardan bir tanesi. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Belki endeksle ilgili piyasada kısıtlı da olsa endeksinden sıfır atma gibi bir takım şeylerde konuşuluyor. Bunların da piyasaya olumlu yönde etkisi olabilir. Ancak teknik olarak bakıldığı zaman dolar bazlı grafikteki gerçekleşmeye bakarsak 100 bin üzerine gittiği anda 102.400'lere 102.500'lere kadar gidebilecek bir potansiyelde taşıdığını görebiliyoruz. Yani hala ciddi kar marjı var baktığımızda hisse senedi cephesinde. Düşerse nereye düşer sorusunu biraz sonra yanıtlayalım çünkü bir aramız var. Ekodinamik reklamların ardından devam edecek. Para piyasalarındaki son durumu, beklentileri ve yatırım tüyolarını değerlendirdiğimiz ekonomik reklamların ardından devam ediyor. Program konuğumuz Sayın Uğur Pekcan, İş Yatırım Bursa Şube Müdürü. Efendim ilk bölümde özellikle küresel para piyasalarının Türkiye'ye yansımasını değerlendirdik. Amerika en önemli unsur şüphesiz ki faiz hareketleri ne olacak? Merkez Bankası Fed ne yapacak? Donald Trump başkan ne yapacak? Bu sorular çok önemli. Avrupa'da seçim rüzgarları hala etkili. Çin'in ise ekonomik durumu bize de yansıyabiliyor yerine göre zaman zaman. Ama Türkiye'ye dönük bir yabancı sermaye akışı ciddi şekilde bu yıla damgasını vurmaya aday görünüyor. Borsa İstanbul'da az önceki vurguda 102 binin bile üzerinde ulusal yüz endeksinde bir beklenti ihtimalinden bahsettiniz. Ancak riskli tarafına baktığımızda durum ne olabilir? Olası riskler var, dalgalanmalar var. Amerika'da olası faiz artışının yaklaşma takvimi de var. İnerse endeks nereye doğru iner?
Burada ilk planda aslında 93.894.000 seviyesi, daha önceki tarihi zirvemiz bizim için kısa vadeli destek olacaktır. İlk planda oraya bakmak gerekiyor. Eğer gelecek haberlerin niteliğine bağlı olarak buralar aşağı yönlü kırılırsa da 89.500 ile 90.500 aralığındaki seviye oldukça önem kazanıyor olacak. Buralara da dikkat etmek gerekecektir aşağı tarafta. Yani oraya doğru bir hareket imkanı var. Gelecek haberlerin negatif haberleri. Jeopolitik risk ihtimalleri var herhalde. Kesinlikle. Onun dışında yine Amerika'nın faiz artışıyla beraber sonraki artışların sayısı ve miktarıyla ilgili bir ilave açıklaması olabilir. Ya da para konusunda daralma yönünde bir irade gösterirse, onunla ilgili bir plan açıklarsa. Bunların hepsi bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için negatif, kısa vadeli ve orta vadede olumsuz haberler olacaktır. Yani bu durumda baktığımızda geniş bir dalgalanma aralığı opsiyonu var. Önümüzdeki aylara dikkate alacak olursak 102 binler üstü ihtimali var ama 89 binlere doğru bir sarkma ihtimali de var teknik olarak. Yani yaklaşık 13-14 bin puanlık bir banttan bahsedebilir miyiz bu durumda? Tabii burada bant olarak baktığımız zaman oldukça geniş bir bant görünüyor. O yüzden yatırımcılarımızın kağıtlara, hisse senetlerine, özellikle sektörlere dikkat etmesi gerekiyor. Mali sektörde biraz daha geride kalmış kağıtlara, diğer banka kağıtlarına ve finans sektörü kağıtlarından hızlı gidenlerin dışında yükselişe iştirak etmemiş kağıtlara bakmalarında, hisselere bakmalarında fayda var. Bunun yanında yine ağırlıklı olarak karlılığı iyi gelen sanayi sektöründeki kağıtlar, savunma sanayindeki kağıtlar, hisse senetleri piyasa açısından önümüzdeki dönemde yükselişlerde para kazandırabilecek nitelikteki kağıtlar. Bundan dolayı özellikle kağıt seçimine dikkat etmek gerekiyor. Endeksten daha fazla prim yapabilecek nitelikte kağıtlarda görmemiz, hisse senetleri de görmemiz mümkün olacak. Ondan dolayı seçim konusunda çalıştıkları kurumlardan destek almaları, teknik ve temel analizleri iyi yapmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Yani çok geniş aralıkta kar imkanları da zarar imkanları da var. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Bir ara soru burada. Döviz piyasası önemli. Oraya geçmeden aslında bağlantılı tüm piyasalarla ilgili vadeli işlem kavramı giderek gelişiyor ve özellikle de dalgalanmaların yüksek olduğu dönemlerde belki de en önemli enstrümanlar haline gelebiliyor. Özellikle de bana göre sanayici ve ihracatçı için. Bu cephedeki imkanlar neler? Borsa İstanbul'a bağlı vadeli işlem ve opsiyon borsasında aslında özellikle dolar TL, euro TL ve euro dolar paritelerinde kontratlar var ve bunlar aylık kontratlar. Yatırımcılarımız burada her biri 1000 dolar, 1000 euro olan büyüklükteki kontratlardan vade sonları da ay sonlarına, ay sonundaki iş günlerine tekabül eden kontratlarda işlemler yapabiliyorlar. Baktığınız zaman 1000 dolarlık ya da 1000 euroluk bir kontrat almak için 200-210 lira gibi teminatlarla bu işlemleri yapmak mümkün. Bundan dolayı yıl sonunun da kontratı açık olduğu için yıl sonundaki fiyatlamaya da bir projeksiyon yapmak mümkün oluyor. Bu tarzda dövize bağlı ve döviz ödemesi ya da dövizden geliri olan kurum ve kişilerin aslında vadeli işlemler borsasındaki fiyat hareketlerini de bir yandan takip etmeleri, önümüzdeki aylardaki kontratların fiyatlarına göre kendilerine ayarlama anlamında bu hem uzun pozisyon hem kısa pozisyon şeklinde olabilir. Buralarda da işlemler yapmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Tabii bütün bunları öngörmek de önemli. Belki de nereye gidiyor piyasalar onu bilmek lazım ve sıcak gelişmeler, daha doğrusu kurlardaki sıcak hareketlilik ön plana çıkıyor. Bu anlamda baktığımızda dolara isterseniz önce bir pencere açalım. Döviz cephesinde dolardaki ruh hali nasıl? Baktığımızda 3.50'lere doğru hareketi gördük. 3.60'ın üstüne rahatça sarkabilmekte. Farklı etkenler iç içe. Dolar cephesinin ruh hali nedir? Yıl içinde 3.94'ü görüp sonrasında referandum öncesinde 3.56 görüp tekrar 3.80'lerin üzerine gittiğini görmüştük. Referandum sonrasında biraz yakın bir zamanda 3.52 seviyelerini gördük. İki akşam öncesinde de yine akşam saatlerinde 3.63'leri test eden bir dolar kuru gördük ki ciddi bir bantta sert hareketlerinde gün bazında olabildiği bir fiyatlama görüyoruz.
Yukarı yönlü baktığımız zaman dolar tarafı için şu an için ilk planda 3.63 seviyesi önemli bir seviye yukarı tarafta. 3.63 aşılır ise 3.69 yine bir kritik seviye bakmak gerekiyor. Aşağı yönlü olarak baktığımızda da şu an için piyasanın ağırlıklı takip ettiği seviyeler 3.55-3.60 aralığı. 3.55 aşağı geçilirse de daha önce gördüğümüz kısa vadeli dibimiz 3.52 var. 3.52'nin altına bizi getirebilecek hareketler yine parite tarafındaki gelişmeler olabilir. Bunun yanında yurt dışından ya da yurt içinden yeni olumlu haberlerle beraber bu seviye aşağı geçilirse de 3.48 seviyelerine özellikle dikkat etmek gerekecektir. Yani teknik olarak baktığımızda 3.50'nin altında bir dolar TL kuru ihtimali var. Evet. Ama kolay da görünmüyor anladığım kadarıyla. Çünkü 3.52'ye doğru gelince oradan satış anlamında özellikle bir şekilde TL satılmaya başlanıyor. Orada tabii bahsetmiş olduğumuz o Merkez Bankası'nın işaret ettiği seviyeye geldiği anda piyasanın bir alım yönünde iradesini görüyoruz. Eğer girişlerin daha fazla olduğu, yurt içine döviz girişlerinin daha fazla olduğu bir süreç yaşarsak ancak o zaman bu 3.52 seviyelerinin aşağıya doğru kırıldığını görmemiz söz konusu olabilir. Yine bu seviyelere yaklaştıkça piyasada alımlar görmemiz oldukça olası. Peki burada şimdi yaz aylarında turizm gelir beklentileri var bir tarafta. Sermaye akışının güçlenme ihtimali de var ama diğer yanda az önce ifade ettiğimiz o Haziran ve sonrasında olası faiz artışları Amerika cephesinde bu durumu tersine döndürmeye aday da görünüyor aynı zamanda. Bu anlamda 3.48-3.50 herhalde görebileceğimiz dipler gibi görünüyor. Daha hızlı evet. Hareket ihtimali de herhalde yaz sonrasında olabilir. Aslında teknik analiz olarak bakıldığı zaman çok uzun vadeli 2001'den itibaren dalgalı kura geçildi. Yani süreçten itibaren bakıldığı zaman yükselişlere baktığımız zaman kur için teknik olarak bir 3.31 seviyesi var ama bu oldukça iyimser bir seviye. Yukarıda da yine kötümser bir seviyemiz var. Orası da 4.37 gibi bir seviye ki bunların hepsi teknik analiz seviyeleri. Bunlar olabilir veya olmayabilir. Tüm iç ve dış gelişmelere bağlı seviyeler bunlar. Ama baktığımız zaman yakın vadede 3.52'nin altı seviyelerde alışların yoğunlaşma eğiliminden dolayı o seviyelerin çok rahatlıkla aşağı geçilmesi çok da ihtimal dahilinde görülmüyor. Eğer gerçekten içeriye doğru yoğun bir döviz akışı olursa ancak bu hareketi görüyor oluruz. Tabii ki aynı şekilde ters tarafta da negatif gelişmelerin yoğunlaştığı bir süreçte de özellikle 3.69 seviyesi hızlı bir şekilde aşılırsa yine tekrardan gördüğümüz eski zirve seviyelerine bizi götürebilecek negatif gelişmeler olabilir. Ondan dolayı kısa vadeli olarak dediğim gibi 3.63-3.69 seviyeleri aşağıda da 3.55, 3.52 ve 3.48 seviyelerine yatırımcılarımızın özellikle dikkat etmesinde fayda var. Merkez Bankası'nın beklenti anketleri var. Oralara baktığımızda genelde 3.80'ler civarında bir yıl sonu beklentisi ağırlıklı görünüyor. Bunlar tabii normal koşullardaki beklentiler. Özellikle de Amerika faiz artışını başlattığında oraya doğru baskı olacak zaten. Herhalde son çeyrekte biz o rakam bir şekilde göreceğiz ya da ona gelmeden bahsettiğiniz sürpriz gelişme olduğu takdirde ama yıl sonuna doğru tekrar bir 4 rakamını görme ihtimalimiz var mı sizce dolarda? Bu tabii ki tamamen Fed'in faiz tarafındaki gelişmelerdeki görüşünü hızlandırması. Hatta tabii burada önemli olan şu olacak. Yaz sonuna doğru 2018 projeksiyonunu yapıp 2018'deki faiz artışları da tartışılmaya başlanacak. Eğer orada bu yılkinden daha fazla sayıda bir faiz artışı konuşulmaya başlanırsa ondan dolayı yıl sonuna doğru daha hızlanabilecek tarzda kur seviyeleri görmemiz mümkün. Eğer 3 ve daha fazlasında daha sık faiz artışları ki bazı yorumlarda 2 ayda 1'e kadar yani 6 adede kadar gidebilecek faiz artışları da ara konuşuluyor. Bunlar bizi o tarz seviyelere getirebilir. Onun haricinde de genel olarak yurt dışı yurdumuzun civarındaki jeopolitik gelişmeler de yine önem kazanıyor olacak. O taraftaki negatif gelişmeler de bizi o anlamda sıkıntıya sokabilir. Çünkü turizm de bir şekilde bu negatif gelişmelerden etkilenen bir sektör. Yani bütün bu değişkenlere dikkat etmek lazım kur tahmini yaparken sonuç itibariyle. Gelelim euro tarafına. Bizi özellikle ihracat cephesinde çok fazlasıyla ilgilendiriyor. Son dönem hem de Avrupa'da olumlu seçim sonuçları geldikçe euro da kendi çapında güçlendi. Tam tersi Donald Trump geriledikçe veya diyelim. Euro dolar paritesi 1.10'u az önce ifade ettiğiniz gördü ama o güçlü çıkış trendi sanki duruluyor gibi çok net bir hava yok gibi
aşağı düşü ihtimallerinde 1.03'lerde konuşuldu parite. Pariteden girerek Euro TL'ye bakarsak ne dersiniz? Parite tarafında aslında öncelik olarak bir kere 1.10 üzerinde kalabilen bir Euro kuru var mı yok mu ona bir bakmamız gerekiyor. 1.10'un üzerinde kapanışlar yaparsa daha sonrasında yakın vadeli zirvesi 1.14-1.15 seviyeleri var ki bunlar için ciddi Avrupa tarafında iyi gelişmeler, Amerika'nın da faiz tarafında oldukça yavaşlayacağı günleri görmemiz gerekir. Onun haricinde aşağı tarafa baktığımız zaman da 1.08-30'un aşağı kırılırsa tekrar 1.05-1.06 gibi uzunca bir süre kaldığı bir seviye vardı. Oralara geri dönmesi söz konusu olabilir. Bunun dışında dolar euro TL tarafına bakarsak da 4'ün üzerindeki seviyeleri görmüştük. Uzunca zamandır 4'ün altında bir kur seviyesi görüyoruz. 3.85-3.95 aralığı oldukça sık hareket ettiğimiz ve piyasanın da alıştığı seviyeler olarak gözüküyor. Burada önemli olan 3.85'in aşağı geçilip geçilmeyeceği, ona bir bakmamız gerekiyor. Yukarı tarafta da yine parite hareketlerine bağlı olarak 3.95'in üzerinde 4'e doğru bir atak yapıp yapmama konusundaki seviyeler önemli olacak. Yani teknik olarak herhalde 3.86 biraz zor gibi, 4'ün üzeri de aynı şekilde. Evet, geniş bant olarak derseniz 3.84 gibi bakmak lazım. Dar bir bant olarak da 3.85-3.95 aralığı da dar bant olarak değerlendirilebilir. Normal koşullarda önümüzdeki günlerde en azından. Çok sıra dışı gelişmelerin olmadığı bir ortam için bu seviyeleri takip etmekte fayda var. Evet, dolar ve euroyu teknik analizle değerlendirdik olası gelişmelerle ve geldik özellikle de yaz günleri geldi, düğün dernek mevsimi geldi. Herkesin farklı bakış açısıyla bir altın merakı var. Yatırımcı yükselmesini bekliyor. Takı derdinde olan düşmesini bekliyor. Onlar için güzel bir periyot başladı sanki. 153-154 liralara falan hoplayan zıplayan bir altın gram fiyatı gördükten sonra 139'lara doğru çekildiğini gördük. Tutunamadı, biraz üzerinde gitti. Altın nereye gidecek ama bir ons değerlendirmesini ben önce küresel piyasalardan rica edeyim. Hangi faktörler öne çıkıyor, orada etkiliyor, sonra bizdeki duruma bakalım. Son bir yıllık periyotta baktığımız zaman ons tarafı 1375'lere kadar gitmişti. O zaman 1400'lerin üzeri olabilir mi diye konuşulmuştu ama o seviyeler çok kalıcı seviyeler olmadı. Altının baktığımız zaman özellikle 1200'ün üzerindeki süreci oldukça uzun sürdü. 1250 seviyelere geldiği zaman da iki kere bu seviyeyi görmüştü. Muhtemel bir olası düşüş beklentisi hakimken piyasada Kuzey Kore ile ilgili haberler gelince bir miktarda genel jeopolitik etkilerden dolayı 1280-1290'lara doğru giden bir ons fiyatı görmüştük. O sırada zaten eşanlı olarak dolar kurundaki ara yükselişle beraber 154'lere giden gram görmüştük. Şu an için tekrardan 1250 seviyesi, 1250-1240 seviyesinin aşağı yönüne geçildiği ve 1220'li seviyelerde bir altın onsu görüyoruz. Burada kritik nokta 1211 ons seviyesi. 1211 ons seviyesi eğer aşağı yönüne geçilirse 1180'lere kadar çekilebilecek bir ons görmemiz söz konusu olabilir. O yüzden özellikle 1210-11 seviyesine yatırımcılarımız aşağı tarafta, ons tarafında. Yukarıda da yine tekrar 1240-1250 bandına dikkat etmelerinde fayda var. Peki genel ruh haline bakacak olursak ons fiyat cephesinde uluslararası piyasalarda konjonktür aşağı yönlü mü yukarı yönlü mü kısa vade için? Genel olarak altında kuvvetli bir hareket beklentisi hakim değil. Öncesinde aşağı gelen, sonrasında tekrardan yükseliş beklentisi daha hakim bir konu. Ancak tabii geçen yıl hem TL kurundaki değer kayıpları eşanlı olarak altındaki yükselişlerden dolayı altın yatırımcısı oldukça mutlu bir yıl geçirmişti. Yine yılbaşı üzerinde de aynı şeyi gördük. Bu yıl uzun bir aradan sonra ilk defa hem dolar kurunun düştüğü hem ons fiyatının düştüğü bir dönem olduğu için de 154 gram seviyesinden çok sert bir %10'a yakın bir kayıpla aşağı geldiğimizi gördük. Ondan dolayı bir yandan tabii her zaman söylediğimiz gibi dolar kurunu takip ederken bir yandan onsa da bakmamız gerekiyor. Ancak mevsimsel etkiyi de göz önüne alırsak 140-155 gibi bir bant. Belki aşağıda dediğim gibi eğer 1200'ün altına gelen bir ons eşanlı olarak dolar düşüşüyle karşı gelirse de 140'ın altında ara ara gram fiyatı görmemiz söz konusu olabilir. Yalnız orada güçlü bir trend görmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani 140'ın altına sarkmaları gördük. Sonra tekrar yukarı yönlü hareket oldu.
Eğer bahsettiğiniz ons fiyatın 1180 dolarlara doğru geri çekilmesi halinde 138 veya aşağısı gibi bir ihtimal doğabilir mi? Tabii eş anlı olarak kurun da 3.55'lerin altına geldiği bir seviye görüyor olursak o bizi 140'ın altında bahsettiğiniz seviyelere getirebilir. Öyle bir risk olabilir. Evet, en azından şu anki seviyesinde kalması belki de. Şu an için aslında olası olarak baktığımız zaman bu seviyeleri koruması daha muhtemel görünüyor. Ons'ta da bir kararsızlık var zaten. Şu an için çok kuvvetli aşağı ya da yukarı gitmesini gerektirecek de yeni bir gündem maddesi de çok fazla yok ortada. Yani bir sürprize bakar tabii ki. Kuzey Kore zaten hazır bekliyor. Herhangi bir başka bölgesel çatışma veya herhangi bir başka çıkış Negatif bir haber gelirse ancak aşağı ya da yukarı yönümüzü. Güvenli liman ihtiyacı açısından baktığımızda sürprizler olabilir. Onun dışında ama ons fiyat daha durgun bir seyirde gözüküyor ama daha fazla düşüşü pek fazla ihtimal dahilinde görmüyoruz herhalde çok keskin biçimde gram fiyat açısından bakarsak. Evet yani baktığımız zaman çünkü dolar biraz daha dengede kalacağı için seviyeler 154'ten bizi 140'a getiren kadar hızlı olması çok ihtimal dahilinde görünmüyor. Ama belli periyotlarda çıkış ihtimali var gibi görünüyor en azından. Bu durumda bir alım ihtimali, alım bölgesi anlamında uygun bir bölgeye geldik diyebiliyor muyuz? Tabii baktığımız zaman oldukça aslında iyi bir seviye gibi görünüyor 140'lı fiyatlar. 154'lü fiyatları gördüğümüz sürece göre baktığımızda 140'ın altındaki yani 140 ve altındaki seviyeler alım için uygun görünüyor. Onun dışında eğer son yükselişi yakalayamamış yatırımcılar için de tekrardan 150 ve üzerine gidecek bir periyot olursa o dönemde satış tarafında değerlendirmek söz konusu olabilir. Yani aslında çok dikkatli adım atılacak bir dönemdeyiz özellikle alım kararları açısından. Dolayısıyla da bir risk barındırmakla birlikte kar fırsatı da sunan bir atmosfer var. Evet. Teknik açıdan sürprizler olmazsa eğer. Aynen. Evet altın yatırımcısını da böylece uyarmış olduk aynı zamanda. Değerli bilgileri paylaştınız. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Eko Dinamiğin bu haftalık sonuna geldik. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.